Do you deal with living the negative? Negative family member? What is negative family member? Nedir o negatif aile üyeleri? Meaning they have negative attitude towards, sana right? Sana her şeye negatif mi yaklaşımda bulunuyorlar? Okay. Olumsuz mu yaklaşıyor? Onlara karşı sabırlı ol. Fear for your life. Sabırlı ol eğer hayatın and için endişe duyuyorsan. Peace of mind that you think you're going to go crazy because it's so negative towards you. For what reason though? Is the negative towards you because nedir onun sebebi? They don't eğer like negatif davranıyorlarsa neyi bilinler, hoşlanmıyorlar size, ne düşündüğünü. Küçük şeylerdense. Who cares? But if they're negative with you because ama sana karşı olumsuzsalar çünkü senin dininden sebep inandığın şeyler için o başka bir şeydir. O vakit önce onlarla sabırlı ol. Onlar için dua et. Senin taşıman gereken bir şey anlaman gereken şey insanların duasını anlamalısın. Kendini how people are. Then you're going through exactly what the Sahabe Kiram they went through in the first age of Islam. They were cahiliyede bunları yaşadılar. They want to kill them. Onların aileleri onlara karşı they wanted to kill them. Değildi. Onları öldürmek istiyordu. For 13 years, 13 yıl boyunca Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam did he ever tell the early Muslims now, Müslümanlara dedi mi? Leave your family. Şimdi ailenizi bırakın dedi mi? You tell them fight against them. Onlara karşı savaşın dedi mi? Hayır. Yani. O dedi onlara savaşın. When they became more and more arrogant and more and more şeytani, şiirli ve şeytani olmaya başladıklarında da tam birimiz ne dedi o zaman? Hicret edin dedi. Migrate. Göçmen olun dedi. Leave. Göçün dedi. Onlar because now you fear for your life. Çünkü şimdi sen hayatın için endişe duyuyorsun. They are going to put more danger to you. Now we're talking about whether mentally, psychologically, emotionally, physically, they are going to threaten you. You really cannot put up with it. Then it is yani olarak tehdit ediyorlarsa sünnet you migrate for the sake of Allah. Allah için geçer. Allah'a doğru ibadet edebilmek için o vakit permission is given. İzin verilir. Maybe after that, ondan sonra belki değişebilir. Belki o adamın akıllarını değiştirir. Yes, but if you're living now with them, ama şimdi eğer onlarla yaşıyorsan, and they're being very negative towards you, sana karşı olumsuzlarsa, ne yaptıklarına bağlı sana kavga etmene gerek yok. Yüzünü başka tarafa çevir. Allah için yap bunu. Ama eğer korkuyorsan belki seni kaba görecekler. O zaman sana sorarım sen kimin için ayağa kalkıyorsun. Allah için bunu yapıyorsun. O zaman insanlar ne düşündüğü umurunda olmaz. Ben sana onlarla tartış demiyorum, kavga et demiyorum. Günün sonunda ne diyeceksin? Senin gibi sana benimki bana diyeceksin. And you are bothered by it, hala then I'm asking you, who are you trying to please? O zaman sana sorarım, sen kimi hoşnut etmeye çalışıyorsun? Be clear on that. Bunda açık ol. Sınırları geçmeden, o zaman sana rahmet dilerim, kolay olur senin için.